Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında beynel havfi ve reca yaşamak, yani korku ve ümit arasında yaşamak ne demektir? Buna açıklık getirmeye çalışacağız. Beynel havf ve reca, İslami literatüre girmiş güzel ölçülerden bir tanesidir. Korku ile ümit arası anlamında bir insan istikametli bir şekilde İslam'ı yaşayabilmek için o insanda korku ve ümit denge halinde olmalı. Yani bir taraftan Allah'ın rahmetinden daima ümit içinde olmalı ama diğer taraftan Allah'ın azabından da korkmalı. Kur'an-ı Kerim bize bu şekilde bir denge dersi veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim bir yandan cenneti anlatıyor ama öbür yandan cehennem azabına da dikkat çekiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de nerede cennetten bahis varsa peşinde cehennemden de genelde bahis vardır. Veya nerede cehennemden bahis varsa peşinde cennetten de bahis bulunmaktadır. Demek ki Allah-u Teala bu şekilde insanlara denge dersi vermekte. Hayat zaten denge ile meydana geliyor ve denge ile devam ediyor. Bir insan nasıl ki gıda yönüyle dengeli beslenmeye dikkat etmesi gerekir. Yoksa dengeler alt üst olur, sağlığı bozulur. Benzeri bir şekilde itikatta, inançta orada da bir dengenin olması ve korku ümit meselesinde de yine bir dengenin sağlanması lazım. Belki bu konunun en güzel örneklerinden bir tanesi Hazreti Ömer'in ifadelerinde yer almış. Hazreti Ömer diyor ki, denilse ki bütün insanlar cennete gidecek, bir tek kişi cehenneme gidecek, benim olmamdan korkarım diyor. Ve denilse ki bütün insanlar cehenneme gidecek, tek kişi cennete gidecek, ümit ederim ki o benimdir. Gerçekten burada Hazreti Ömer'de tam bir denge halinin olduğu ortaya çıkıyor. Ve hem cenneti ümit ediyor hem de cehennemden korkuyor. Hatta bir defasında Hazreti Ömer'e diyorlar ki ya Ömer, peygamberimizin cennetle müjdelediği 10 sahabeden bir tanesi sensin. Niye bu kadar daha böyle hassassın bu ibadet hususunda, itaat hususunda? Hazreti Ömer diyor ki şimdi söyleyin bana diyor. Eğer Ömer bugün Allah'a isyan edecek olsa ve isyanı bir kendine bir hayat tarzı yapacak olsa Allah yine onu cennetine alır mı diyor. Demek ki Hazreti Ömer gibi zatlara cennet müjdesinin verilmesi onları gevşekliğe sevk etmiyor. Onları daha böyle ciddiyete sevk ediyor. Tam bir hassasiyetle dini hayatlarını yaşamaya çalışıyorlar. Bunun zaten en güzel örneği başta Peygamberimizin hayatında var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam masumdur. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günde 70 defa, bir başka rivayette en az 100 defa Cenab-ı Hakk'a tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Günahı olmadığı halde. Bu bir denge meselesidir. Yani kıvam meselesi, manevi hayatta insanın tevbe ve istiğfarda da bulunması gerekir. Velev peygamber de olsa. Ve peygamberimiz bu dengeyi çok güzel bir şekilde bütün hayatı boyunca devam ettiriyor. Ve şunu söylüyor, Allah'ı en çok bileniniz benim, ondan en çok korkanınız yine benim buyuruyor. En fazla ibadet eden kimdir? Böyle bakıldığı zaman peygamberimizin aleyhissalatü vesselam o ibadet hayatı. Ta ayakları şişinceye kadar, sabahlara kadar ibadet etmesi, bu gibi durumlar. Ve savaşlarda hem sebeplere riayet etmesi, hem de diğer taraftan ellerini açarak Allah'a dua etmesi, hem sebeplerin hakkını veriyor, hem de diğer taraftan duayı da ihmal etmiyor. İşte bu tarzda baktığımızda, korku ve ümit arasında dengeli bir hayat yaşamak, manevi hayatın kriterleri açısından son derece önemli olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Merhum Hamdi Yazır tefsirinde diyor ki, korku ve ümit insanın manevi hayatında kuşun iki kanadı gibidir. Malum kuşun tek kanadı olduğu zaman o kuş uçmaz. Tek kanatla bir yere gidemez. Ama iki kanatlı olduğunda ve dengeli bir şekilde bunları hareket ettirdiğinde o semalara doğru uçacaktır. Bir insan da korku ve ümidi dengeli kullandığında hem Allah'ın rahmetini ümit eder hem onun azabından korkar ve bu şekilde dengeli, istikametli bir hayatı devam ettirir. Dengesizlik durumunda ne olur? Diyelim sadece
Allah'ın rahmetini düşünüyor. Devamlı Allah'ın rahmetini düşünmenin neticesinde kendini garanti cennetlik görebilir. Ve bir takım insanlar da bunu görüyoruz zaten. Ve bunlar kendi amellerine güveniyorlar. Buna ucup denilir. Ve diyorlar ki bu amel beni kurtarır. Var mı benim gibisi? Gurur cihetine girebiliyorlar. Halbuki bir insanın kendi ameline güvenmesi o ameli işe yaramaz hale getirir. Yani ben böyle yaptım, ben şu kadar ibadet ettim demek iyi bir durum değildir. Ve Cenab-ı Hak bu konuda da şunu bize bildiriyor. Yani kendi yaptıklarınıza güvenmeyin. Allah'ın size vereceği sizin topladıklarınızın hepsinden çok daha hayırlıdır. Bu mealde, ayet-i kerimede ve değişik hadis-i şeriflerde bu manalar insanlara bildirilmiş. Dolayısıyla ben şu kadar amel ettim, öyleyse garanti cennetliyim demek Allah'ın rahmetini yanlış tanımak olur. Azabını ihmal etmek anlamına gelir. Kamil bir Müslümana yakışmaz. Diğer taraftan devamlı korku halinde olmak, o da hayatı çekilmez bir hale getirir. Bir ızdırap haline getirir. İşte bir kısım insanlarda da bu görülüyor. Ve bunlar bakıyorlar ki bir takım hataları, günahları var. Ve artık bu günah bizi helak eder. Bu günah bizi cehenneme götürür diye kendilerini garanti cehennemlik görüyorlar. Böyle bir durumda da artık dünyaları kararıyor. Ve hiçbir şeyden zevk alamaz, lezzet alamaz bir hale geliyorlar. Halbuki bu da yine aşırı bir uçtur. Biri ifrat, diğeri tefrittir. Kur'an-ı Kerim'de bu noktada Cenab-ı Hak bize şunu hatırlatır. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ De ki, buradaki muhatap peygamberimiz, ey peygamber de ki, ey nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. O gafurdur, rahimdir. Dikkat edilirse ayet-i kerimede Allah bütün günahları affeder. Yani bu gerçekten ince bir mana. Allah dilerse bütün günahları affeder. Ve ulema bu konuda şunu söylemişler. Demişler ki tevbe ettikten sonra büyük günah diye bir şey yoktur. Yani günah ne kadar büyük de olsa tevbe edildikten sonra Allah onu affeder. Ve ısrar edildiği zaman da küçük günah yoktur. Yani bir insan küçük günahlarda ısrar ediyorsa artık o küçük değildir, büyüktür. Damlalar bir araya geldiğinde deryaları meydana getiriyor. Damla küçüktür ama damlalardan meydana gelen derya çok büyüktür. İşte bir Müslüman denge insanı olmak durumunda, bir Müslüman hayatını dengeli bir şekilde geçirmek durumunda ve bunun için de hem Allah'ın rahmetini ümit etmeli, cenneti ümit etmeli, hem de Allah'ın azabından korkmalı. Gençlik döneminde bir insan daha çok Allah'ın azabını hatırlarsa günahlardan daha kolay uzaklaşabilir. Ve eğer ihtiyarlık dönemine erişmişse, ihtiyarlık döneminde de Allah'ın gazabından ziyade Allah'ın rahmetini daha fazla düşünebilir. Çünkü ihtiyarlık Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeden bir durumdur. Nasıl ki bebekler Cenab-ı Hakk'ın rahmetine son derece mazhar, masumdurlar, günahları yoktur. Bir ihtiyar da mesela ellerini açmış dua ediyor. Hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle bildirmiş. Yaşlı bir insan ellerini açıp böyle dua ettiğinde Allah-u Teala onu eli boş döndürmekten haya eder. Dolayısıyla ihtiyarlık halinde bir insan Allah'ın rahmetini daha ziyade hatırına getirebilir ve böylece o rahmete mazhar olmayı Cenab-ı Hak'tan dileyebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'den okurken azap ayetleri geldiğinde Allah'a sığınıyor. Rahmet ayetleri geldiğinde Allah'ım beni rahmetine mazhar kıl, bizi rahmetine mazhar kıl diye dua ediyordu. Benzeri bir şekilde onun ümmeti olarak bizler de Kur'an-ı Kerim'i okurken ve günlük hayatımızın seyri içinde diğer meşguliyetler arasında Allah'ın rahmetini hatırladıkça Allah'ın rahmetine talip olmalıyız. Azabını hatırladıkça o azaptan Allah'a sığınmalıyız. Cenab-ı Hak hepimize dengeli bir hayat, istikametli bir hayat nasip etsin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.